Leman Gölü kıyısındaki olay Leman Gölü'nün kıyısında İsviçre'nin küçük bir kasabası olan Villeneuve'nin yakınında 1918 yılının bir yaz gecesi sandalıyla göle açılan bir balıkçı suyun ortasında ilginç bir şey gördü. Yaklaştığında bunun gevşekçe birbirine tutturulmuş kasalardan oluşan bir taşıt olduğunu anladı. Çıplak bir adam kürek niyetine kullandığı bir kalasın yardımıyla ve beceriksiz hareketlerle bu taşıtı yüzdürmeye çalışıyordu. Şaşıran balıkçı taşıta yaklaştı. Yorgun adamı sandalına aldı. Sandaldaki ağlarla onun çıplaklığını örtmeye çalıştı. Sonra da soğuktan titreyerek sandalın bir köşesinde büzülen adamla konuşmaya çabaladı. Adamsa yabancı bir dilde yanıt verdi ona. Bu dilin tek bir sözcüğü bile tanıdık gelmedi balıkçıya. Yardımsever adam çok geçmeden Uğraşmaktan vazgeçti. Ağlarını topladı ve küreklerini hızlı hızlı çekerek kıyıya yöneldi. Sabahın ilk ışıklarında kıyının suliyeti görünür olunca çıplak adamın yüzü de şekillenmeye başladı. Geliş ağzını gizleyen birbirine karışmış sakalının içinde bir çocuk gülümsemesi belirdi. Elinin birini kaldırıp karşıyı gösterdi. Durmadan sorarcasına ama artık emin olmuşçasına Rusya'ya benzeyen bir sözcük kekeliyordu. Sandal kıyıya yaklaştıkça bu sözcük daha da neşeli çıkıyordu ağzından. Sonunda sandal sahile ulaştı. Balıkçının av gözleyen kadın akrabaları balık ağlarına sarılmış çıplak adamı görünce çığlık çığlığa kaçıştılar. Tıpkı Nuankis'in kızlarının kaçıştığı gibi. Bu tuhaf haberi duyan köyün erkekleri yavaş yavaş orada toplandılar. Köyün namuslu başçavuşu da temkinli ve görev bilir bir biçimde hemen erkeklerin yanındaki yerini aldı. Bahçevuş askerlikteki eğitimi ve savaş sırasındaki yeterli deneyimleri sayesinde karşısındaki adamın bir asker kaçağı olduğunu hemen anladı. Karşıdaki Fransız bölgesinden gelmiş olmalıydı. Resmi bir sorgulamaya başlamak üzereydi. Ancak bu güç girişim çok geçmeden saygınlığını da değerinde yitirdi. Çünkü o çıplak adam bütün sorulara gitgide ürkekleşen ve titreyen bir sesle soru sorarcasına yinelediği Rusya, Rusya'dan başka bir yanıt vermiyordu. Başarısızlığa uğradığı için biraz bozulan başçavuş, yabancıya anlaşılmaması olanaksız el hareketleriyle kendisini izlemesini söyledi. Ve o ıslak, çıplak bacaklı adam uyanıp gelmiş, kendisini yuflanmakta olan gençleri peşine takıp üstünden dökülen pantolonu ve ceketi içinde belediye binasına götürüldü ve orada tutuklandı. Hiç karşı koymadı, tek söz etmedi ama duyduğu hayal kırıklığı yüzünden açık renkli gözleri koyulaşmıştı. Dik omuzları da dayak yemekten korkarcasına kısılmıştı. Bir adamın balık gibi yakalandığı haberi o arada yakındaki otellere kadar ulaşmıştı. Tek düze günlere renk katacak eğlendirici bir olay çıktı diye sevinen birkaç kadın ve erkek o vahşi adamı seyretmek için geldiler. Kadınlardan biri ona bir kurabiye verdi ama adam maymun gibi kuşkuyla bakıp almadı onu. Bir adam fotoğraf çekti. Herkes onun çevresinde konuşup gidiyordu. Sonunda büyük bir otelin yıllarca yurt dışında kalmış ve birçok dil konuşabilen müdürü o arada iyice ürkmüş olan adamla önce Almanca sonra da sırasıyla İtalyanca, İngilizce ve Rusça konuştu. Korku içindeki adam ana dilinin ilk sözcüğünü duyar duymaz, ağzı kulaklarına vardı ve birdenbire bütün öyküsünü kendinden emin bir tavırla ve açık sözlülükle anlatıverdi. Çok karışık ve çok uzun bir öyküydü bu. Sözlerini çeviren adam da her söyleneni tam olarak anlamıyordu. Ancak bu insanın başından geçenlerin özeti şuydu adam Rusya'da savaşmıştı. Sonra günün birinde binlerce insanla birlikte vagonlara doldurulmuş uzun bir yola gitmişti. Sonra gemilere bindirilmişler ve söylediğine göre insanın kemiklerini kaynatacak derecede sıcak olan yörelerde bu gemilerde yolculuk etmişlerdi. Sonunda gemileri bir yere yanaşmıştı. Kendileri vagonlara tıkılmışlardı. Bir tepeye saldırmaları emredilmişti onlara. Ama bu tepe hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Çünkü daha işin başında bacağına kurşun yemişti. Çevirmen bütün soruları ve yanıtları aktarınca oradakiler adamın Fransa'daki Rus birliklerinin askerlerinden biri olduğunu hemen anladılar. Bu birlikler dünyanın yarısını aşarak Sibirya, Vilavostok üzerinden Fransız cephesine gönderilmişlerdi. Dinleyenlerin hepsi bir ölçüde acıma duyarak adamın bu tuhaf kaçış planlamasında nasıl bir neden olduğunu merak ettiler. Rus, yarı iyi niyetli, yarı kurnaz bir gülümsemeyle ve hevesle, yarası iyileşir iyileşmez kendisini tedavi edenlere Rusya'nın nerede olduğunu sorduğunu anlattı. Onlar da gideceği yönü göstermişlerdi. Zaten kendisi de güneşin ve yıldızların konumuna bakarak o yönü aklında tutmuştu. Böylece gizlice oradan kaçmış, geceleri yürümüş, Gündüzleri de devriyelerden samanlıklara gizlenerek uzak durmuştu. Meyve ve dilenerek sağladığı ekmekleri yemişti. Tam on günü böyle geçmişti. Sonra bu yolun kıyısına varmıştı. Bundan sonra adamın açıklamaları belirsizleşti. Baykay Gölü yakınlarına geldiğine göre belli ki akşam ışığında hareketli süriyetin gördüğü karşı kıyının Rusya olduğunu düşünmüştü. Bir kulübeden iki tane kalas çalmış onların üstüne yüzüstü yatarak ve eline de kürek niyetine kullandığı bir başka tahta alarak gölün üzerinde açılmıştı. Sonra da balıkçıya yakalanmıştı. Bu belirsiz anlatımı noktalayan sorusunu ülkekçe sorup ertesi sabah evimde olabilir miyim deyince ve bu sözleri öbür dile çevrilir çevrilmez bu cahillik yüzünden önce kahkahalara neden olduysa da çok geçmeden yerini bir acıma duygusuna bıraktı. Oradakiler kuşkulu ve yakaran bakışlarla çevresine bakılan adamın eline bozuk paralarla banknotlar sıkıştırdılar. O arada telefonla Montorex'ten çağrılan yüksek derecede bir polis memuru gelmişti köye. Epey çabalayarak bu olayın tutanağını tuttu. Çünkü yapılan çevirinin yetersiz olduğu anlaşılmakla kalmadı, bu adamın batılıların akıllarının anlayamayacağı ölçüde eğitimsiz olduğu ortaya çıktı kendisi hakkında bilgisi bile adını söylemekten öteye gitmiyordu. Doğup büyüdüğü köy hakkında verdiği bilgiler de karma karışıktı. Örneğin köylülerin Prens Masterkin'in köleleri olduğunu söylüyordu ki köle sözcüğü sözlükten çıkalı nice zaman olmuştu. Ayrıca denizin 50 fers uzağında karısı ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığını anlatıyordu. Köydekiler bu adamın ne olacağı hakkında tartışmaya giriştiklerinde o gözlerinde donuk bakışlarla tartışanların arasında büzüldü. Kimileri adamın Bern'deki Rus elçiliğine gönderilmesi gerektiğini söylüyor, kimileri böyle yapılırsa adamın Fransa'ya iade edileceğinden çekiniyorlardı. Polis görevlisi adamın asker kaçağı olarak mı yoksa belgesiz yabancı olarak mı kabul edileceği sorununun güçlüğü konusunda açıklamalarda bulundu. O yerinin belediye görevlisi bu yabancının köyde beslenip bakılmasına daha başından karşı çıktı. Fransızlardan biri bağıra çağıra bu sefil kaçakla fazla uğraşılmamasını ya çalışmasını ya da geri gönderilmesini istedi. İki kadın bu adamın başına gelenleri kendi suçu olmadığını, insanların yurtlarından çıkarılarak yabancı bir ülkeye gönderilmenin bir suç olduğunu söyleyerek karşı çıktılar. Rahtantı sonucu ortaya çıkan bu olay neredeyse politik bir tartışmaya dönüşüyordu. Tam o sırada yaşlı bir bey, bir Danimarkalı araya girerek kararlı bir sesle bu adamın 8 günlük bakımını üstleneceğini, o arada yetkililerin elçilikle uzlaşmalarını söyledi. Beklenmedik bir çözümdü bu. Hem resmi yetkilileri hem de köylüleri rahatlatmıştı. Gitgide kızışan tartışma sürüp giderken kaçağın ülkek bakışları yavaş yavaş yerden kalkmış, ve otel müdürünün dudaklarına takılıp kalmıştı. Çünkü o bu karışmanın içinde kendisi hakkında nasıl bir karar verildiğini anlatabilecek tek kişiydi. Varlığının orada doğurduğu karışıklığı az çok seziyor olmalıydı ki tartışmalar kesilirken o sessizlik içinde farkında bile olmadan tıpkı azizlerin tabloları önünde kadınların yaptıkları gibi ellerini yalvarırcasına müdüre doğru kaldırdı. Onun bu hareketi öylesine dokunaklıydı ki herkes ister istemez etkilendi. Müdür iştenlikle yaklaştı ona ve yatıştırdı. Korkmamasını, rahatsız edilmeden köyde kalabileceğini, handa her ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Rus müdürün elini öpmek istedi ama müdür hızla geri çekerek buna izin vermedi. Sonra ona yandaki binayı gösterdi. Küçük bir köy hanıydı burası. Orada yatacak, yemek yiyebilecekti. Onu sakinleştirmek için biraz daha konuştuktan sonra bir kez daha dostça el sallayarak uzaklaştı oradan. Oteline giden yolu tuttu. Kaçak hiç kıpırdamadan durup onun arkasından baktı. Dilini anlayan tek kişi oradan uzaklaştıkça onun az önce aydınlanmış olan yüzünü gitgide karardı. Uzaklaşmakta olan adamın arkasından gamlı bakışlarla adamın tepedeki otele varana kadar baktı kendisinin tuhaf hareketlerine şaşıran ve gülen ötekilere aldırmış etmiyordu. Köylerden biri acıyarak omuzuna dokunup ona hanı gösterdiğinde gemiş omuzları sanki çöktü. Başını öne eğerek hanın kapısından içeri girdi. İçki salonunu açtılar ona. Masaya çöktü. Hizmetçi kız ona bir hoş geldin içkisi verdi. Adam orada bütün sabah hiç kıpırdamadan kederli bakışlarla oturdu Köyün çocukları durmaksızın pencereden içeriği gözetiyorlar, gülüyorlar, adama bir şeyler bağırıyorlardı. Ama o başını hiç kaldırmadı. İçeri girenler meraklı gözlerle onu inceliyorlar, o ise gözlerini masaya dikilmiş durumda, sırtını kambunlaştırıp utanarak, ürkerek oturuyordu orada. Öğlen yemeği sırasında bir öbek insan salonu kahkahalarıyla doldurunca, çevresinde anlamadığı sözcükler uğuldarken yabancılığın alabildiğince farkında olarak sağır, dilsiz gibi o hareketliliğin içinde otururken elleri öylesine titriyordu ki çorbaya daldırdığı kaşığını dudaklarına götüremiyordu. Ansızın iri bir damla gözyaşı yanağından aşağı yuvarlandı. Masanın üzerine damladı. Utanarak çevresine bakındı. Salondakiler bunu fark etmişlerdi. Ani bir sessizlik oldu. Adam utandı taras taras saçtı. Ağır kafası masanın koyu renkli tahtasına daha çok eğildi. Akşama kadar öylece oturdu. İnsanlar girip çıkıyordu ama ne o ne de o onları hissediyordu. Bir gölge gibi sobanın yanına sığmış oturuyordu. Ellerini masaya dayamıştı. Herkes onu unutmuştu. Alaca karanlıkta ansızın ayağa kalktığını, bir hayvan gibi otele giden yola yöneldiğini kimse fark etmedi. Orada bir iki saat kasketi elinde hiç kimseye bakmadan öylece kapının önünde bekledi. Otelin ışıl ışıl giriş kapısının önünde kök salmış gibi kas katı ve kapkara bekleyen bu tuhaf adam sonunda otel çalışanlarından birinin dikkatini çekince çocuk gidip müdürü çağırdı. Kendi diliyle konuşulduğunu duyan adamın kederli yüzü yine hafifçe aydınlandı. ''Ne istiyorsun Boris?'' diye sordu müdür şefkatle. Bağışlayın diye kekeledi kaçak. Evime dönebilir miyim diye soracaktım. Elbette Boris. Evine dönebilirsin diye gülümsedim müdür. Yarın mı? O zaman müdür de ciddileşti. Bu sözlerde öyle bir yalvarma vardı ki adamın yüzündeki gülümseme silindi. Hayır Boris. Yarın değil. Savaş bitince. Ne zaman? Savaş ne zaman bitecek? Bunu ancak Tanrı bilir. Biz insanlar bilemeyiz. Önceden gidemez miyim? Hayır Boris. Çok mu sürer? Çok Boris. Birçok gün mü? Birçok gün. Ben yine de giderim efendim. Ben güçlüyüm, yorulmam. Gidemezsin Boris. Aramızda sınır var. Sınır mı? Anlamayan gözlerle bakıyordu. Bilmediği bir sözcüktü bu. Sonra o ilginç inatçılığıyla şöyle dedi. Karşı kıyıya yüzerim. Müdür az kalsın gülümsüyordu. Ama adamı üzülüyordu tatlı bir sesle açıkladı ona. Hayır Boris, bu olmaz. Sınır demek, yabancı bir ülke demektir. Senin geçmene izin vermezler. Ama ben onlara bir şey yapmam ki. Silahımı bırakırım. Hazreti İsa adına onlardan rica edersem, karımın yanına gitmeme neden izin vermesinler ki? Müdürün yüzü gitgide asılıyordu. İçinde bir acıma duygusu yükseldi. Hayır dedi. Seni bırakmazlar Boris. İnsanlar artık, İsa'nın dediğini dinlemiyorlar. Ama ben ne yaparım efendim? Buradaki insanlar beni anlamıyorlar. Ben de onları. Öğrenirsin Boris. Olmaz efendim diyen Rus başını önüne eğdi. Hiçbir şey öğrenemem ben. Elimden yalnızca tarlada çalışmak gelir. Başka bir şey değil. Burada ne yaparım? Evime gitmek istiyorum. Bana yolu gösterin. Yol yok Boris. Ama efendim Karımın ve çocuklarının yanına dönmemi engelleyemezler ki. Artık asker değilim ki. Engelleyebilirler Boris. Yaçar ansızı sormuştu bu soruyu beklentiyle. Saygıyla titriyordu. Artık çar yok Boris. Tahtan indirindi o. Artık çar yok mu? Karşısındakine boş bakışlarla bakıyordu. Gözlerindeki son pırıltı da söndü. Sonra yorgun bir sesle "Demek eve dönemeyeceğim." diye sordu. Henüz olmaz. Beklemelisin Boris. Çok mu? Bilmiyorum. Karanlıktaki yüz gitgide asılıyordu. Zaten ne zamandır bekliyorum. Daha fazla bekleyemem. Bana yolu gösterin. Denemek istiyorum. Boris yol yok. Sırına varınca seni tutuklarlar. Burada kal. Sana iş buluruz. Buradaki insanlar beni anlamıyorlar. Ben de onları anlamıyorum. Diye yeniledi inatla. Burada yaşayamam. Bana yardım edin efendim. Edemem Boris. İsa aşkına yardım edin bana efendim. Yardım edin. Daha fazla dayanamayacağım. Edemem Boris. Artık kimse kimseye yardım edemez. Konuşmadan yüz yüze durdular. Boris kasketini elinde çevirip duruyordu. Öyleyse neden gelip beni evimden aldılar? Rusya'yı ve Çar'ı korumam gerektiğini söylemişlerdi bana. Ama Rusya buradan çokça, ve sen de çarı, çarı ne yapmışlar dedin? Tahttan indirdiler. Anlamadan tekrarladı bu sözcü. Şimdi ne yapacağım efendim? Eve dönmeliyim. Çocuklarım beni istiyordur. Burada yaşayamam. Yardım et bana. Beyim yardım et. Yardım edemem Boris. Hiç kimse edemez. Şimdi edemez. Rus'un başı gitgide daha çok eğiliyordu yere. Sonunda ansızın, boğuk bir sesle, Teşekkür ederim efendim dedi ve arkasını döndü. Aşağı doğru ağır ağır uzaklaştı. Müdür arkasından uzun uzun baktı. Adamın hana değil de göle inen basamaklara yönelmesine şaşırmıştı. İçini çekti ve yeniden oteldeki işinin başına döndü. Ne tuhaftır ki ertesi sabah boğulan adamın çıplak cesedini bulan yine aynı balıkçı oldu. Adam kendisine armağan edilen pantolonu ve kasketi ve çeketi özenle kıyıya bırakmış ve sudan nasıl çıktıysa yine öyle girmişti. Bu olay hakkında bir tutanak tutuldu ve yabancının soyadı bilinmediği için mezarının üzerine ucuzdan bir tahta haç konuldu. Adı bilinmeyen mezarlarına konulan ve şimdi Avrupa'mızı bir baştan bir başa kaplayan şu küçük haçlardan.